Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi yine bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Biraz böyle kanal dönüşüyor zaten, fark etmişsinizdir. Yani kozmetik içerikler çok az sıklıkla paylaşmaya başladım. Hatta yani artık bu bitenler videosundan hala keyif alıyor musunuz, almıyor musunuz? Tutmalı mıyım hala onları vestiyerimde böyle bittikçe ürünler? Emin olamıyorum. Ya da böyle Instagram'da vesaire de paylaşabilirim bittikçe, bu iyiydi bu kötüydü diye. O konuda fikirlerinizi bekliyorum. Ona göre ilerleyeceğim. Çünkü onun dışında şimdilik yine kocaman bir tadam. Her zamanki gibi bir sırası yok. Elime gelen ürünle başlıyorum. İlk geleni de bir yüz yıkama jeli olan La Roche-Posay'in Efaklar isimli ürünü. Efaklardan daha önce bahsetmiştim sanırım ya. Bu ben ikinci olabilir. İkinciyi bitiriyorum galiba. Yağlı ve hassas ciltler için diyor. Normalde benim cildim yağlı değil. Ama geçen sene böyle hamileliğimden falan da önce şey sorunu yaşamıştım. Sivilce, çene bölgesinde. Bunu uzun süre düzenli olarak kullandım. Ve bence faydası oldu. Çünkü bunu bıraktım. Şu an başka bir, birazdan bahsedeceğim bir jelin işte büyük boyunu kullanıyorum. Tekrardan böyle buralarımda biraz sivilcelenme olmaya başladı. O yüzden tekrar buna dönebilirim. Bunun tek kötü yanı piril gibi kokuyor. Yani kokusunu hiç sevmiyorum. Bir de makyaj çıkarmıyor. Yani ben hem hani vaktim olmadığı için hem de biraz üşengeç bir insan olduğum için hem makyaj çıkarsın hem yüzümü temizlesin gibi, böyle ikisi bir arada yüz jellerini seviyorum. Ama onun dışında böyle sivilce sorununuz varsa bu Efaklar serisini bir deneyebilirsiniz. Ama mutlaka doktorunuza sorun. Çünkü böyle sivilce konusu biraz riskli olduğu için daha da arttırabiliyor bazı ciltlerde. Ama bana iyi gelmişti bu yüz yıkama jeli. Bir diğer bahsedeceğim ürün de sanıyorum bundan diğer bitenlerde de bahsetmiştim. Çünkü ben Turuncu Kasa diye bir şey var, web sitesi. Oradan genelde alışveriş yapıyorum. Onlar da bana bunu hediye göndermişlerdi. Ay, bir şey düşündüm. Bu Bioderma'nın Sensibio isimli Mild Cleansing Foaming Gel diye geçen kuru hassas ciltler için yüz yıkama jeli. Şimdi bundan çok memnunum. Neden? Hatta gittim işte, şu an büyük boyunu aldım. Onu kullanıyorum. Gerçekten böyle hassas ciltlere çok uygun. Hani yüz yıkama jelini kullandıktan sonra böyle gerilir ya böyle kuru ciltler. Bunda hiç öyle bir şey olmuyor. Makyajı da fena çıkarmıyor. Yine böyle bir Kiehl's Ultra Facial'ını kullanıyordum galiba. Bir onun gibi değil. Ama mesela Efaklara kıyasla baya baya iyi. Ama dediğim gibi benim hani sivilce sorunum tekrar baş göstermeye başladığı için bunu bitince almayacağım. Yine böyle Efaklar tarzı bir yüz yıkama jeline döneceğim. Ama cildiniz kuruysa bunu bayağı öneriyorum. Devam edelim. Çok üzgün olduğum bir konudan bahsedeceğim şimdi sizlere. Bu şampuanı yaklaşık bir 8-9 aydır, yani ne zaman kozmetik içerikli bir video çeksem mutlaka bahsediyorum. İşte favorilerimde de bahsettim. Bitenlerde de bahsettim. Bu Dipity Do isimli markanın Girls with Curls serisinin Curl Shampoo diye geçen şampuanı. Benim saçlarımın tekrar dalgalılığını kazandıran, saçımı böyle hiç şekillendirme ihtiyacı duymadığım bunu kullandıktan sonra bir şampuandı. Ve bu benim 3. şişem. Hatta saçlarım uzunken hani hep böyle doğal haliyle kullanıyordum. Bunun bir de kremi var. Ondan da hani çok memnunum ikisinden. Ama gratisini kaldırmış. Bir süre şöyle bir şeye düştüm, hani niye bu kadar bitiyor, hani çok mu satıldı acaba, hani ben söyledim de mi satıldı filan, tabii ki öyle şey yok. Ama sonra baktım gelmiyor artık. Sonra en son bir gratis dedim ki ya bu ne zaman gelecek artık, dediler bu gelmeyecek gratislere, bitti. Umarım gidip Watsons'la filan anlaşırlar ya, o kadar seviyordum ki, şu anda da yok elimde, keşke bilsem depolardım. Ve bunu böyle kullanan kıvırcık saçlar beni anlar. Gerçekten çok iyi geliyor saçınıza. Çünkü içinde sülfat yok. Belki yani sülfatsız başka bir şampuan deneyebilirim. O yüzden de böyle saçınızı çok kurutmuyor deterjanla yıkıyormuşsunuz gibi. Böyle o yağını biraz içinde tutmanı, böyle yağını içinde tutmasının saçınızın kendi böyle faydalı yağlarını hani direkt yok etmediği için böyle birkaç yıkama sonunda saçınız kendini çok güzel toparlıyordu. Ama bitti. Bulursam mutlaka 4-5 tane alacağım ama hiçbir yerde bulamadım. Hatta Adana'ya gitmiştim arkadaşımın düğününe. O zaman da Adana'daki gratis'e bile baktım. Yani oradan valize atıp taşıyacaktım ama maalesef yoktu. Yine bir saç ürünüyle devam edeyim. Bu da yani resmen zorla bitirdim bunu. L'Oreal Elsevier'in mucizevi yağ onarıcı 6 değerli çiçek özlerinin yağı filan filan. Ya yani bildiğimiz saç yağı. Hiç memnun kalmadım. Yani şöyle aslında. Saçımı kötü bir şey yaptı mı? Yapmadı. Ama saçımı hani ama sürüyorum. Az sürünce hiçbir işe yaramıyor. Böyle bir süre sonra rup saçım hepsini çekiyor. Çok sürünce bu sefer ağırlaştırıyor saçı, ki benim gibi hani kuru saçlı birinin saçının ağırlaşması çok zor yani. O yüzden bunu hiç sevmedim ya. Hiçbir işe yaramadı. Ne şekillendirme anlamında ne sakinleştirme anlamında. Bundan bir daha asla almam.
Bu Sebamed'in 50 artı çok yönlü güneş korumasından bahsedeyim. Bundan daha önce favorilerimde de bahsetmiştim. Oldukça böyle yoğun güneş kremi böyle yani. Hani beyaz, katı, yoğun bir kıvam vardı. Kokusu baya güzel kokuyordu. Yani bildiğimiz güneş kremi kokusundaydı. Öyle yoğun olmasına rağmen benim cildimde böyle bir ağırlık, sivilce vesaire yapmadı. Ve güneş koruması da baya yüksek olduğu için ben bunu böyle yazın günlük nemlendirici olarak kullandım. Gündüzleri zaten akşam nemlendirici kullanmayı da bıraktım. O yüzden bayağı memnun olarak gördüğünüz gibi böyle sıka sıka sonunu getirmişim. Kullandığım bir üründü. Bir de böyle diğer ürünlere göre, güneş koruma ürünlerine göre yüz için kullandığımız, fiyatı da fena değil. O yüzden tercih edilebilir. Başka bir güneş koruma ürünü. Yaz bitti ya, böyle bir sürü güneş koruma var şu anda elimde. Bir tane. Bu da La Roche-Posay'in Antelios isimli sprey şeklindeki güneş kremi. Ben bunu çok seviyorum. Gelecek yaz bir daha alacağım. Çünkü çantamda taşıyorum. Araba kullandığım için böyle hani sabah sürüyorum güneş kremi. Ama benim yüzüm leke aşırı yatkın. Yani her yerim leke. Hele hamilelikten sonra. Ve makyajda olduğum için de tekrar üzerine böyle foşur foşur güneş kremi sürmek istemiyorum. Böyle bunu hani arabadayken işte çıkmadan falan birkaç kere gün içinde yenileyebildiğim için makyajlı yüzüme çok mutlu etmişti benim bu fikir. O yüzden bunu şimdi kullanmayacağım tabii ki, hani kışın öyle yenilemiyorum gün içinde, ama yazımdan tekrar alacağım mutlaka. Hiç üzerinde konuşmayacağım bir ürün. Bu Nivea'nın şey deodorantı Invisible. Deodorantım bitmişti çok acilen böyle, sanıyorum bunu böyle benzinlikten falan aldık, yani bir yere gitmemiz gerekiyordu ve eve gidip duş alacak da vaktim yoktu. Çok anlamsız bir ürün bence ya, yani böyle çok aşırı engellemiyor, zaten içeriği de temiz değil. Bir daha almam yani böyle bir deodorant. Yine çok üzerine konuşmayacağım. Dev Boy Palmolive'in bu Aroma Sensations serisinden hangisi? Bu Relax diye geçen. Bunu neden aldım söyleyeyim. Böyle toplu bir market alışverişi yapıyordum onlar. Ve duş jelimiz bitmişti. Palmolive'in ben bunu lisedeyken kullanıyordum. O zaman tabii bu kadar çeşitler yoktu. Hani böyle bir nostalji olsun alayım dedim de, yani nostalji için de böyle 3 litre şey alınır mı? Anca bitirdik yani uzun bir sürede. Yani ben kullanmadım. Efe kullandı. Daha yeni bitti yani. Bayağı uzun sürdü. Ben bunun kokusunu seviyorum bu arada. Bayağı güzel bir kokusu ama yani çok parfümlü ve yani çok baskın. Vücutta da kalmıyor. O yüzden tekrar almam bir süre. Hani tekrar böyle bir nostalji özlemediğim bir sürece bunu tekrar almayı düşünmüyorum. Bir diğer dev bir tane ürünüm de, bundan daha önce favorilerimde bahsetmiştim. Bu da La Roche-Posay'in Lipikar Late diye geçen vücut sütü. Bundan çok memnundum. Zaten bu kadar hızlı bitmesinin sebebi çok güzel kokuyor. Efe'nin de çok beğenmesi. Çünkü böyle kokusu çok unisex. Yapısı da böyle, daha önce uzun uzun anlatmıştım. Yoğun değil ama sürünce çok iyi nemlendiriyor falan. Bunun tek kötü özelliği içinde mineral yağı olması. Mineral yağı da çok komedojenik bir yağ. Yani böyle gözenekleri tıkıyor. Bir de benim böyle neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bahsetmiştim daha önce. Böyle üst bacaklarımın üstünde böyle kırmızı kırmızı noktalar olur ya, tıkanıklık gibi. Öyle olmuştu. O yüzden bunu hani bir süre kullanmadım. Böyle korktum iyice hani gözeneklerim tıkanacak falan diye. Dışında paraben yok. Parfüm çok çok az, böyle son içeriklerde. Kokusu da dediğim gibi inanılmaz güzel. Yapısı da çok güzel. Hatta alabilirim yani tekrar bundan kışın. Kokulu şeyleri bitireyim artık. Bu da Victoria's Secret'ın Electric diye geçen vücut spreyi. Ben çok uzun süre, yani belki 3 aydır falan parfüm kullanmıyorum. Ve sebebi asla hani yazın parfüm kullanmam falan değil. Gerçekten içime sinen bir parfüm bulamadım. Bir de parfüm fiyatları ne olmuş ya? Ya yani ne olmuş yani? Önceden en pahalı parfüm böyle Victor Rolf'ü falan, Chanel'in 400'e falan alıyorduk yani. Lancôme Dior falan asla alınmıyor yani. 550'den falan başlıyor hepsi. O yüzden de açıkçası böyle dedim ki çok beğendiğim bir şey olursa alayım yani. Daha yeni aldım. O yüzden de bu süreçte bütün vücut spreylerimi bitirdim. Bana kazancı bu oldu. Zaten arkadaşlarım bana hediye almışlardı işte. Bloom'un ismi Blue Electric Bird'dü o sırada. Yaza da uygun, kışa da uygun. Zaten Victoria's Secret'ın genel olarak diğer vücut spreylerine göre kalıcılığı iyi. Bu böyle tatlı ama böyle hafif de bir sanki böyle Hindistan cevizi, birazcık baharat falan var gibi geliyor bana. Hala var mı bilmiyorum ama varsa bir koklayayım bence. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Yine daha önce favorilerimde bahsettiğim Clinique'in Take the Day Off isimli makyaj temizleyicisi. Aslında ben bundan çok memnundum. Ama fiyat performans oranı daha iyi olabilir. Neden? Çünkü çok küçük ve hemen bitiyor. Fiyatı da bu kadar küçük olmasına rağmen bayağı pahalı yani. Yani bu kur değişikliğinden sonra iyice artmıştır muhtemelen. Ama yani 100 lira gibi bir şey olması lazım ve dediğim gibi hani bu biyodermaların büyük miseler sularına göre falan çok hızlı bitiyor. O yüzden bunu bir daha almayı düşünmüyorum. Biyodermayla devam etmek istiyorum. Bir diğer makyaj temizleyicisi. Çok makyaj yapmışım ya. Temizle temizle bitmemiş. Bu da MAC'in Cleanse of Oil isimli
içinde böyle parçacıklar görünüyor muyum? Çok iğrenç. Çünkü ben bunu daha sonra bitti bu biteli. O kadar uzun süre oluyor ki içine Hindistan cevizi koydum bunun. Hindistan cevizi yağı koydum. Ve yazın öyle kullandım yani. Aynı bunun gibi Hindistan cevizi yağıyla temizledim. Ay bu da kapattık. Bu güzel bir ürün. Yani bayağı hani bu yan formatlı ürünü biliyor musunuz bilmiyorum. Hani sıkıyorsunuz elinize. Böyle gözünüzdeki işte dudağınızdaki yüzünüzdeki makyajı çözüyor ya. Hiç su değdirmiyorsunuz bu arada yani yüzünüzde. Bunu böyle susuz kuru elle uyguluyorsunuz. Sonra bir silebilirsiniz böyle bir havluyla bezle. Ama nedense o bana çok yönetilebilir bir şey gelmiyor. Çünkü o bezi sonra ne yapacağım? Önce bir sürü böyle yıkadım, astım falan. Bu iğrenç görünüyor orada siyah siyah üstünde. Sonra ya da böyle ıslak pamuk belki yani nemli pamukla temizleyebilirsiniz. En son ben oraya varmıştım. Sonra da yüzünüzü normal yıkıyorsunuz. Bu eğer vaktiniz varsa çok güzel bir yöntem bence makyaj çıkarmak için. Çünkü bütün kanıtıları alıyor ve yüzünüz kuruysa yüzünüze de böyle bir hani hafif nemlilik bırakıyor. Ama benim şu anda öyle bir vaktim yok yani yağıyla çözeyim makyajımı üzerine şey yapayım işte yıkayayım kalanları da miseler suyla temizleyeyim falan gibi bir şeyim yok. O yüzden bu aşamayı atladım ben. Neyse bu ürünle ilgili yorumlarıma gelecek olursak bu güzel bir ürün ama kesinlikle fiyatına değmez. Yani Hindistan cevizi yağı da aynı işi gördü benim için. O yüzden bunu bir daha almam yani. Çok daha ucuz alternatifleri olduğu için. Gelelim bir makyaj ürününe. Makyaj ürünü bitiriyorum ara sıra. Bu The Balm'ın Balm Shatter isimli aslında şey renk nemlendiricisi. SPF 18. Benimkinin rengini de söyleyeyim hatta cilt tipiniz bana yakınsa light. Zaten çok fazla renk seçeneği de yok. Ben bundan kışın çok memnundum. Neden? Çünkü SPF 18 bana yazın yetmiyor. Ve hani altına güneş kremi üzerine bu filan olmuyor yani. Kışın ama çok güzel oluyor. Çok hafif. Kapatıcılığı da çok yoğun değil. Hani yapısı da hafif. Ama böyle yüzünüze bir parlaklık da veriyor. Ben bayağı severek kullanmıştım bunu. Şimdi de günlük böyle fondöten kullanmaya başladım. Çünkü çok ince yapılı. Yani bundan bile ince yapılı bir şey kullanıyorum. O bittikten sonra belki tekrar bunu alabilirim. Ya bu ürünü nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çünkü silinmiş. Collection'dı galiba markası. Ben bunu İngiltere'deyken aldım. Bu zaten çok popüler yani. Zoella'nın falan en sevdiğim concealer dediği bir concealer yani. Ve çok ucuz. 3 pound filandı galiba. Collection olması lazım. Lasting Perfection ismi de. Yoğun kapatıcılı bir concealer. Sadece göz altınıza değil yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Bu kadar küçük duruyor ya. O kadar uzun süre gitti ki bana bu. Yani kaç aydır kullanıyorum ve gerçekten böyle bir süre sonra hatta hiç böyle fondöten ya da BB krem kullanmayıp yüzümün böyle sorunlu bölgelerine bunu sürüp dağıttım yani. O kadar çok kullandım. Mutlaka İngiltere'ye giderseniz yolunuz düşerse alın. Benimkinin rengi tabii ki her şeyde olduğu gibi fair en açığı. Ama yani fiyat performans oranı inanılmaz bir concealer bence. Bu sadece böyle çok ince yapılı kapatıcıları seviyorsanız bunu sevmeyebilirsiniz. Çünkü yapısı öyle çok çok ince değil. Bir diğer makyaj ürünü ise uzun süredir ilk defa bir farı bitiriyorum. Bundan da yine bahsetmiştim favorilerimde daha önce. Bu da The Balm'ın Better Up isimli stick yani krem kalem formundaki bulamadım, organize olamadım. Farı. Bunun rengi neydi ya bunun rengi? Altı düşmüş. Bunu bulunca yazacağım. Böyle turuncumsu, bronzumsu bir renk yazacağım aşağıya. Bulurum yani onu diğer videolarda. Bunun kalıcılığı çok iyi değil. Yani böyle sürüyorsunuz akşama kadar kalıyor diyemem. Ama o kadar pratik ki yani ben bunu bu bitmeden önce şöyle makyaj yapıyordum. Üstüne sürüyordum, altına sürüyordum ve maskara sürüyordum. Bu kadar. Hani dağıtmanıza bile çok gerek yok. O yüzden hani pratiklik açısından çok güzel. Bende başka bir rengi var. O daha koyu bir kahverengi olduğu için o bitmedi ama bunu bir ara belki de yazın her gün kullandığım için gururla bitirdim. Ve gelelim sepetimdeki son ürüne. Artık attım kucağımdan sepeti. Son ürün de benim kanalımda çok çok kez gördüğünüz Sephora'nın Mineral Foundation Compact diye geçen bu pudra fondöteni aslında. Ama ben bunu pudra olarak da kullanıyorum. Fondöten olarak da kullanıyorum bazen. Yani hiçbir şey sürmeyip sadece bunu sürdüğüm zamanlarda oluyor. Bu benim dördüncü mü beşinci mi bilmiyorum. Yani çok uzun süredir kanal açtığımdan bile önce galiba keşfettiğim bir üründü. Benimkinin rengi de silinmiş arkadaşlar. Üzgünüm. Ama daha önceki videolarımda yani mutlaka mutlaka bahsetmişimdir. Çünkü içinde paraben yok, alerjen yok, yağ yok, talk pudrası yok, parfüm de yok. Hiçbir şey yok yani. O kadar güzel temiz içerikli, fiyatı uygun, 50 liraya falan alıyordum. Şimdi ne kadar olmuştur bilmiyorum. Mutlaka yani Sephora'ya gidince tekrar alacağım bundan. Hiç vazgeçemediğim bir ürün kendisi. Ve bir bitenler videosundan sonuna geldik. En başta dediğim gibi bu bitenler videosu tamam mı, devam mı konusunda sizden fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü ben karar veremiyorum açıkçası. Ama yine de kozmetikten bahsetmek benim için her zaman keyifli yani. Tamamen dışlamış değilim bu konuyu kanalımda. Ama biraz dediğim gibi biraz değil bayağı azalttım hani içerik sıklığını. Sadece yakında bir hani
belki önümüzdeki ay şöyle bir video çekmek istiyorum. Çok hızlı makyaj yapmaya başladım ben. Yani neredeyse her gün bu makyajı yapıyorum. Çok benzeri birazcık değişiyor. Ve yaklaşık 5 dakika sürüyor. Hani böyle sadece anne olanlar için değil, gerçekten vakti kısıtlı olanlar için böyle 5 dakikada bu makyajı nasıl yaptığımı anlatacağım bir video çekeceğim yakında. Onun dışında da yine fikirleriniz varsa mutlaka paylaşın benimle. Teşekkür ediyorum her zamanki gibi izlediğiniz için. Bir sonrakinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.